zaman doğru diye bugün de şükrediyoruz Rabbe. Bize kendisine şükretme, kendisine dualar etme imkanını verdiği için. Şimdi yine her zaman olduğu gibi onun yaşam sözlerinden bugün payımıza düşen gıdayı alacağız. Bugün okunan Amidalanda bir fırtınadan bahseder. Yusuf öğrencilerine dedi ki, gelin Karşıyaka'ya geçin. Karşıyaka'ya geçerken birden bir fırtına koptu. Öyle bir fırtına ki, öyle dille anlatılacak bir fırtına değil. Amansız bir fırtına. Kayığı, bindikleri kayığı, ceviz kabuğu gibi sallıyordu dalgalar. Usta balıkçı olan o Arakyalılar korkuya kapıldılar. Ölüyoruz diye. Yusuf da kayığın arkasında uyuyordu. Gitti biri dedi ki, görmüyor musun efendim? Ölüyoruz, kalk yardım et. Ve Yusuf kalktı, rüzgarı ve denizi sakinleştirdi. Ve öğrenciler bu sefer daha çok korktular. Kim ki bu? Rüzgara ve denize hükmedi. Rüzgara ve denize hükmedebilecek birinin ne olduğu bellidir zaten. Tanrı'dan başkası kendi koyduğu kuralları imkan yok değiştiremez. Biz bazen yaşamda imanlı da olsak, burada olduğu gibi Karşıyaka'ya gidelim dediği Yusuf, Arakyalılar da bu sözü dinleyerek yola koyuldular. Ama bazen fırtınalarla karşılaşabiliriz. Aklımız karışır bazen. Ama bir sır var burada. Neden fırtınalarla karşılaşıyor Allah'a iman eden insanlar? Okuduğumuz zaman Yusuf'un sözü var, diyor ki bu dünyada sıkıntılarınız olacak. Ama bilin ki ben dünyayı yendim, siz de yenebilirsiniz. Ama başka o denizi azarladığı zaman söylediği bir söz var ki o çok bize örnek olması gereken ve hatırlatılması gereken daima sözlerdir. Neden korkuyorsunuz? Yani nerede sizin imanınız? İman bize işletilmek için verilmiştir. Sadece inanmak için değil. O bir güçtür. Onu yaşantımızda uygulamamız lazım. Eğer o gücü kullanmazsak o gücün anlamı olmaz ki. İmanın var ama bu gücü kullanmıyorsun. Haram var bankada, cebinde yahut elindeki kasada, fakirlik çekiyorsun. Kullanmıyorsun. İşte burada Rab bizim bu imanı devreye sokmamızı ister. Arakyalılar korkacaklarına Rab bizimle beraber diye düşünmüş olsalardı o korkuya kapılmayacaklar. Karşıya giderken diyor, ters yönden esen rüzgar onların o karşıya amacına gitmesini engelliyor. Bazen ters yönden esen rüzgarlar bizi gideceğimiz yerden alıkoyabilirler. Ama madem yüreğimizde iman var, madem Rab bu imanı işletmemizi istiyor, İşte o ters esen rüzgarlara karşı imanımızla karşı koymamız gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsak, işletmiyorsak, kendimize imanlı dememiz mümkün mü sevgiler? Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Zenginim diyorsun, ama
zenginliğini kullanmıyorsun. Kullanılmayan zenginlik, zenginlik değildir. Kullanılmayan iman, iman değildir. Bu yaşamda eğer imanını kullanırsan, Rabbin söylediği gibi dağları yerinden oynatabilirsin. Ama biz korkuya kapılıyoruz. Korku bizi felç eder. Korktuğu an insanlar donup kalır. Dondum kaldım, hiçbir şey yapamadım der. Ve yapması gereken o doğru hareketi korku engeller. Ama yaşamda Rab bizimle ise kim bize karşı olabilir? Dünyanın yaratıcısı bu evrenin düzenini koyan yüreğimizde ise korkuya gerek var mıydı? İşte Arakanlar onun çok mucizelerini görmüşler. Biliyorlardı onun gücünü ama yeri geldiği zaman da o yanı başlarındaydı, korkuya kapıldılar. Biz de bugün böyleyiz. Biraz böyle planlarımız alt üst olduğu zaman korkmayan var mı? Endişe etmeyen var mı? Yarın ne yapacağım demeyen var mı? Aynıyız. İnsanız. Ama Rab biliyor bizim durumumuzu. O yüzden biz daima dua ile o korku zamanlarında ona sığınacağız. Diyeceğiz ki sana ya Rab canımı yükseltiyorum. Ey Allah'ım, sana güvendim, utanmayayım. Etrafımı saran düşmanlarım sevinmesin. Bütün gün seni bekleyenler utanmayacaklar. Sebepsiz gaddarlı gelenler utanacaktır. Ya Rab, yollarını bana bildir. Tarihlerini bana öğret. Bana hakikatinde yol göster ve bana öğret. Çünkü sen kurtuluşumun Allah'ısın. Bütün gün seni bekliyorum. Ya Rab, merhametlerini ve inayetlerini an. Çünkü onlar ezeldendir. Geçtiğimin günahlarını ve isyanlarını anma. Ya Rab, inayetine göre kendi iyiliğinden ötürü beni an. Ve onun önüne imanımızla gitmek budur. Ona güvenmektir. Ona sığınmaktır. Rab benim çobanımdır. Benim eksiğim olmaz demektir. O benim kalem demektir. Kulem demektir. İşte bu yüzden bazen diyor, işletilmemiş, nadasa bıraktığımız toprağı toprağa işletilmiyor. Biz imanı sadece zihnimize koyuyoruz, yüreğimizde soru sorulduğu zaman da iman ediyor musun? Evet diyoruz. Peki bu imanı işletmek için ne yapıyorsun dediğimiz zaman orada kalıyorsun. Korkuyorsan imanı işletmiyorsun. Endişe ediyorsan yine. Fırtına zamanlarında daima duayı ön planda tutacağız. Bir vaazımda söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Elçilerin işlerini okursanız orada Paulus kendi davasını Sezar'a havale ettiği için, Roma vatandaşı da hakkını elde ettiği için mecbur onu Roma'ya götürüp Sezar'ın önünde savunma hakkının yapılması gerekiyor. Ve bunu bir yüzbaşıya havale ettiler. Yüzbaşı onu Roma'ya götürecekti. Tabii ki geldi, yola çıkacaklar ama Paulus boğaz olarak yal dedi ki bu mevsimde yola çıkmak tehlikelidir. Ben Rab'den mesajını aldım.
yola çıkarsak hem malımız hem canımız büyük bir tehlikeye maruz kalacak. Çıkmayalım diyor. Ama gemi sahibi ve kaptan ve yüzbaşıya direkt yok korkma bir şey olmaz. Ve güneyden diyor bir rüzgar esince havanın uygun olduğunu sanıp yola çıktılar. Ve büyük bir fırtınaya tutuldular. Öyle bir fırtına ki tıpkı Arakyalıların tutulduğu fırtına gibi. Günlerce ne gökyüzünü gördüler ne yıldızları diyor. Gemi sürüklenmeye başladı. Ve fazlalıkları atarak gemiyi hafifletmeye çalıştılar. Ama asla ve asla sürüklenmeyi durduramadılar. Biz de sadece kendi aklımıza, kendi bilgeliğimize güvenip tanrısal sözleri bir kenara bırakırsak yaşamda çok fırtınalar bizi bekliyor. Ve kaçınılmazdır. Bazıları hep aklına göre gider. Rabbin sözüne göre değil. Eğer yüzbaşı Pavlus'un Boğaz Arakyalı'nın sözünü dinlemiş olsaydı yola çıkmayacaktı. Gemicilerin böyle havalarda geminin sürüklenmesini durdurmak, kayalara bindirmemek için yaptıkları bir search şey varmış. Bunları anlatacağım, anlatmıştım. Adadaki bazılarını ama burada da kısaca özetleyeyim size. Kıyıya yaklaşıyor, gemi sürükleniyor, kaptanın kontrolünden çıkmış artık. Kayalara bindirecek ve parçalanacak. Son çare olarak bu sürüklenmeyi durduramadıkları zaman geminin arka tarafından denize dört çapa atılmış. Gemicilik yapanlar bu işi biliyor. Biz de onlardan öğreniyoruz. Artık gemiyi su yüzünde tutmak için, kayalara bindirmesini engellemek için. Şimdi biz de ruhani gemimizi kayalara bindirmemek için dört çapa atmamız lazım. Ruhsal çapalar. Ruhsal demirler. Gemiyi su yüzünde tutmak için. Onlar atıyorlar demiri. Tabi sabaha kadar da dua ediyorlar ki gün ışısını da görsünler. Bu ruhsal çapalardan biri ne biliyor musunuz? Dua. Fırtınalı zamanlarda yapacağımız en önemli şey eskisinden daha fazla dua etmek. Eskisinden daha fazla Rabbe sığınmak. Onun kurtarışına, onun desteğine ihtiyaç duyduğumuz için ona yalvarmak. İkinci çıpanı biliyor musunuz? Ailece dua etmek. Kimse büyük bir aile, imanlı kardeşlere söylemek. Böyle bir derdim var, benim için sen de dua et. Ayrılık olursa bir ailede parçalanma söz konusu kaçınılmaz. Fikir ayrılığı olursa dua birliği olmaz. Onun için Rab diyor ki iki ya da üç kişi benim adımla bir amaç uğrunda bir araya gelir dua ederse ben de onlarla birlikteyim. Tanrı'nın gücünü ailenin gücüyle birleştirmek istiyorsanız dize gelin Rabbin önünde ailece dua edin. Göreceksiniz ki o sorun kalkacaktır. Ama biriniz onu öbürünü suçlarsa sen böyle ettin de ben böyle ettim deyse fırtına binmez. Gemine sürüklenmeye devam eder. Onun için kişisel dua birlikte dua. İkinci çapa bu. Üçüncü şey sadakat.
Çünkü fırtına zamanlarında dünyasal bir şey olsa, ailevi bir sorun da olsa, koca karıyı kadınla kocayı suçlar. Sen böyle dedin de böyle dedin de böyle oldu da nereye gidersiniz? Kayaya toslarsınız. Sorun çözülmez ki. Birbirini suçlamanın zamanı değil, birbirinize sadık olmanın, birbirinizi kucaklamanın, birbirinize destek olmanın zamanı bu an. Fırtınalı zamanlarda da Tanrı'yı suçlar bazıları, kimseye güzel gelmez. Dua ettim o kadar duymadı dedi. Nasıl Allah bu? Hani sevgiydi? Niye beni fırtınalara soktun? Niye bıraktı dedim öyle? İmanını işletmeni istiyor o. Devreye sokmanı istiyor. Sana vermiş o gücü. Baban cebine parayı koymuş, oğlum bu yolda giderken, yolda bir sıkıntıya düşerken bunu al, harca demiş. Rabbe bu dünyada yaşarken bize iman zenginliğini vermiş. İmanı koymuş yüreğimize ki işletelim mi? İşletmiyorsan Tanrı'nın suçu ne? Bankada paranın varmış. Yahut da kasanda çekin. Çekin, devreye sokmuyorsun. Zengin misin? Zengin bir adam varmış, küpe koymuş parasını. Sabah gidermiş, açarmış toprağın altına. Böyle bakarmış al bir küp altına. Ay paracıklarım, paracıklarım, altınlarım, altınlarım diye. Okşarmış, severmiş sabah. Sonra tekrar koymuş oraya, kapatmış. Akşam yatmadan önce uyuyamıyor, gidermiş de toprağı açarmış. Ay benim güzel paracıklarım, parlak parlak altınlarım. Oh ne güzelsiniz, şuna bak kırıl kırıl parlıyor, severmiş, görmüş. Yine böyle mümkün şey yapar ki hırsızın dilini bilmiyor, görüyor bunu. Ondan sonra gidiyor, küpü oradan alıyor, götürüyor. Sabah gidiyor ki yine uyandığı zaman, açıyor ki o gizli yerinde, küp var ama paracıklar, altınlar yok. Tabii üzülüyor, hastalıyor. Gidiyor bir bilgiye diyor ki işte efendim benim paracıklarımca ne yapacağım kapıya. O da diyor ki ne yapıyordun senin paralarla diyor. Sabah gidiyordum biraz seviyordum konuyorum konuşuyorum. Akşam yatmadan önce gidiyordum seviyordum. Peki kullanıyor muydun o paranı? Yok dedim sadece seviyorum. Canım ne fark eder madem seviyorsan ha altın ha taş demiş. Taşları koy altın niyetine sev o zaman. Kullanmadığın zenginlik nedir ki altın olmuş, taş olmuş, ne fark eder? İşte bu dönemlerde Rab orada uyumuyor. Kayıptaydı ama istiyordu ki onların ruhsal kasları gelişsin. Bedenin kasları vardır. Ruhsal kasların da gelişmesi için imanımızı işletmemiz gerekiyor. Onlar kürekleri asılıyorlar. Kürekler tabii ki çalışma ifadesidir. Ruhsal kürekleri de devreye sokacaksın. İmanını, ümidini, güvenini, sadakatini. O an daha çok sadık olduğunu göstereceğiz. Eyüp gibi ağzından huzursuz söz çıkmayacak Tanrı'ya. Rab verdi, Rab aldı, beni yaratan hamdolsun dediği gibi biz de aynı şey. Dördüncü çapa, ümit çapası. Eğer ümidini yitirirsen zaten öldün demektir. İman gökle bağını keser, ümit de gelecekle bağını keser. Ümit yoksa gelecek de yok. Ümidin yoksa Tanrı yok demektir. Jesus bizim için geldi anlamı yoktur. Bizim için haşlandı anlamı yoktur. Göğe çıktı bir kutsal ruhu gönderdi anlamı yoktur. Jesus hala mezarda demektir. Dirilmedi demektir. Ümidiniz yoksa. Öldüm artık bu dünyada benim için anlamı yok, yaşam bitti demektir. Nefes aldığın her an ümidin var demektir.
O yüzden sevgililer, fırtınalı zamanlarda Rabbim bize ey iman nerede az imanlar demesini istemiyorsa dört çıkayı gelin, ruhsal çıkayı çapaları demirin denizimize, ruhsal denizimize atalım yaşamımıza ki hayat gemimiz kayalara bindirip parçalanmaz. Hedefimize doğru yol alalım. Çünkü denize yükmeden, rüzgara yükmeden güçlü bir Rabbimiz önümüzdeki engelleri kaldıracak ama yeter ki bizdeki o güveni, o sadakati, o imanı görsün. O sevgiyi görsün. Rabbin sevgisi, merhameti hepinizin üzerinde olsun ve sizi korusun fırtınalarda.